Arkadaşlar merhabalar. 50 günde TYT Geometri kampında, yani şu kitabın kampında geldik 23. günün 3. dersine. Yani karenin son dersindeyiz. Güzel sorular yine bizi bekliyor. Çok şahane sorular var burada. Genelde yeni nesil çoğunluğu, hepsi yeni nesil diyebiliriz hatta. Yeni nesil sorularla, çok mükemmel sorularla karşılaşacağız. Zor demiyorum. Güzel ve çok hoş sorularla karşılaşacağız. Evet, kitabımızda sayfa numarası 140'ta kalmıştık. 140'ı ve 141'i işleyeceğiz. Yani oradaki soruları çözeceğiz. Sonra bugünü sonlandıracağız. E o zaman hadi bakalım dersimize başlayalım. Şimdi nerede kalmıştık? 23'te kalmıştık. Evet, 23. soruda şöyle bir şey var kardeşim. O ABCD karesinin ağırlık merkezi denilmiş. 2 ve 6 birim verilmiş ve oradaki 90 derecede verilmiş. Buna göre taralı dörtgenin alanı nedir diye soruluyor bize. Şimdi bu soruyu çözerken iki farklı şekilde çözeceğim. Birincisi şu. Karenin ağırlık merkezi nasıl kullanılır? Hocam, karenin ağırlık merkezi şu köşegenler çizilerek kullanılabilir. Tam köşegenlerin kesim noktası. Köşegenlerin kesim noktası olduğu için burası 90 derece, burası 90 derece. Ekstra 90 derece var orada. Alfa beta'ya dalarız. Alfa beta. Burası da alfa, burası da beta. Sonra şunların hepsi birbirine eşit. Hemen eşitleri yazdık. Sonra ne yapacağız burada? BF uzunluğu 6 ve 2'yi de kullanmamız lazım burada. Hocam, burası 45 derece. Sonra burası da 45 derece. Bak, şu üçgenle şu üçgende bütün açılar eşit ve üçüncü açılar da eşit olacak. Aynı açının karşısındaki kenarlar da eşit olduğu için eş üçgen olur deriz. Yani şuradaki alana A alanı dersek burası da A alanı olur. Buraya da B alanı dersek bizden ne isteniyor? Dikkat et, A artı B alan isteniyor. Dikkat et, A artı B, bak aynı zamanda burası da. Yani karenin köşegenlerini böyle kestiği zaman şurası A artı B yaptı. Aslında taralı alan derken, şuradaki alan istenilirken bizden ne isteniyor? Karenin alanının dörtte biri isteniyor. Sonra eş yapılardan dolayı alfanın karşısı 2 ise alfanın karşısı buraya da 2 yazarız ve karenin bir kenarını 8 buluruz. Karenin bir kenarı 8 ise 64. Dörtte biri de kaç yapar o zaman? 16 yapar deriz. Buradaki alanı bu şekilde bulabiliriz. Evet, birinci çözüm yöntemi bu kardeşim. Ne yaptık? Şu üçgenle şuradaki üçgeni eş üçgen bulduk. Alanların eşitliğini yazdık. AA, diğer tarafa da B dedik. A artı B'ye sonra bir baktık ki şurası. Yani şuradaki alan A artı B tüm alanın dörtte biri oldu dostlar. Ama başka türlü yapmak istiyorum ben burada. Şunu söylemek istiyorum. Paralel kenarda da, yani dikdörtgende de kullanabilirsiniz bu tekniği. Eğer bir kare verilirse ve karenin ağırlık merkezi burası verilirse, köşegenlerin kesim noktası ya, sen buradan bir dik çizdiğin zaman iki eşit parçaya, buradan da bir dik çizdiğin zaman iki eşit parçaya böler. Sebebi nedir? Bu tekniği de bilmenizi isterim açıkçası. Bu köşegenlerin kesim noktası ise bunlar birbirine eşit ya. Hocam, şuradan çizilen dik ortaban oluşturur. Yani burası K iken burası K olur. Bak, K K K. Yani burada ne oldu? Şu çizdiğin çizgi de, yani çizdiğin yüksekte çizgi oldu. Burası da çizgi oldu. Bak, dikkat et. Şurada da ayrıyetten, yani karenin bir kenarı 2A iken burası da A'lık bir kare oluşuyor burada. Hatta bu çizgileri böyle devam ettirecek olursak, hocam şuradan şöyle, şuradan şöyle çizecek olursak, şunu sileyim artık, bununla işim kalmadı. 4 eşit bölgeye ayırıyor arkadaşlar burası. Ayrılıyor orası. Şimdi ne yapacağız? O zaman burada madem köşegenlerin kesim noktası, hop şuradan dik çizecek olursam, hocam burayı 2 eşit parçaya böler bu. Buradan da bir dik çizecek olursak, hocam buradan da bu 2 eşit parçaya böler mi? Böler. Yani şu parça, şu parça, şu parça, şu parça birbirine eşit. Aynı şey dikdörtgende de geçerli. Dikdörtgende köşegenlerin kesim noktası burasıysa, dik çizdin 2 eşit parça, dik çizdin 2 eşit parçaya bölüyor dostum burası. Ya iki türlü şekilde kullanıyor ağırlık merkezi köşegenlerin kesim noktası. Ya köşegenleri çizerek ya da oradan dikmeleri çizerek 2 eşit parçaya bölmesi. Yine ispatı nereden geliyor? Orta tabandan geliyor. Peki hocam, bunu böyle dalınca ne oluyor? Burada ekstra 90 dereceler havada uçuştu. Bak, burası da 90 derece. Burası da 90 derece olmadı mı? Çünkü 90 burası, 90 burası, 90 burası, burası da 90 oldu. Dalarız alfa beta'ya. Alfa, beta. Ondan sonra bak, burası da alfa oldu. Burası da beta oldu. Şu üçgenle, şu üçgen ne oldu? Benzer. Hocam, dikkat et. Burası çift çizgi oldu böyle. Şuradan dik çizince. Çift çizgi ise çift çizgi. Burası da çift çizgi ise burası da çift çizgi oldu. Hatta ben şunu biliyorum. Şu kare 4 eşit bölgeye ayırıyor böyle böyle çizdiğim zaman. Sonra ne yapacağım? Bu iki tane mavi üçgen ne oldu? Eş üçgen oldu. Çünkü niye? Alfa beta 90 ve alfa beta 90. Bak, şurası da beta. Beta'nın karşısı çift çizgi. Beta'nın karşısı burada da çift çizgi. Yani bu iki üçgen eş üçgen oldu. Ben buradaki alana A alanı diyecek olursam burası da A alanı olur. Şuraya B alanı diyecek olursam, dikkat dikkat, taralı alan dediğimiz A artı B oldu. A artı B aynı zamanda burası değil mi? Bak, burası da tüm alanın kaçta kaçı? 4'e 1'i. Eşliği de kullanalım burada. Hocam, burası A ise alfanın karşısı, alfanın karşısı burası da A'dır. Dikkat et, çift çizgi dediğimiz A artı 2 oldu. Hocam, burası da A artı 2 olur o zaman. Hatta burası da A artı 2 olur. Dikkat et, şurada A ile A artı 2'nin toplamı ne oldu? 2A artı 2 oldu. 6'ya eşit. 2A buradan 4 olur. A'yı da böylelikle 2 olarak buluruz. A'yı da 2 bulduysak o zaman olay bitti. Hocam, burası 2 ise burası 4 oldu. Burası da 4 oldu. Yani şurası 4'ü 4'lük şey oldu. Benden de A artı B alanı isteniyor. Hocam, A artı B alanı burası. Aynı zamanda A artı B alanı burası oldu. Buradaki bir kenarı 4 buldum. Burası da 4 ya. Yani
4'e 4'lük alan A artı B alanı 4 çarpı 4'ten dolayı kaç çıkar? 16 çıkar dostlar. İki farklı şekilde sana gösterdim. İstediği şekilde yapabilirsin. Ama dediğim gibi ağırlık merkezinde bu iki durumu da bilmek bizim için önemli. Yani ya köşegenlerin kesim noktasını kullanacaksın ya da ağırlık merkezinden dik çizdiğinde iki eş parçaya böldüğünü kullanacaksın kardeşim. Tamam. Evet, 23. soru. Yine alfa beta ile ilgili güzel bir soruydu. Yine eşlikle ilgili güzel bir soruydu. Şimdi gelelim 24. soruya. Bir döndürme var. Şekilde birbirlerine bitişik düzlemsel iki kare vardır. Düzlemsel iki kare, aslında bunlar eş kare. Niye? Birer kenarları çakışık ya. Karenin bir kenarı A ya. Hocam burası da A, 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 burası da A. Yani şu kare ile şu karenin kenarları eşit oldu. Dolayısıyla bunlar eş kare oldu. Yeşil kare C noktası etrafında ok yönünde en az kaç derece döndürülürse karelerin ağırlık merkezleri arasındaki uzaklık 3 kök 6 olur diye soruluyor bize. Şimdi C noktası etrafında döndüreceğiz. Hadi gel ben bunu tam bir döndürme yapayım sana. Bak şimdi şuraya. Hop koyduk şuraya. Yeşil kareyi C noktası etrafında saat yönünün tersinde döndürüyorum. Dönme işlemi gerçekleşirken hop bak şöyle gerçekleşiyor. Böyle gerçekleşti. Ama bizde buradaki tam dönme hareketi sorulmuyor bize. Ne soruluyor bize? En az kaç derece döndürülürse karelerin ağırlık merkezleri arasındaki uzaklık 3 kök 6 olur diye soruluyor. O zaman karelerin ağırlık merkezlerini kullanacağım. Ağırlık merkezlerini ben kullanırken neyi kullanacağım? Ya köşegenlerin kesim noktasını kullanacağım ya da şuradan dikmeler çizerek bir şey yapacağım arkadaş. Şöyle bir şey yapacağım. Sanki burada döndürme işlemi yapılacak ya. Yani döndürürken CF'yi döndürüyorum mesela. CF'yi döndürürken nasıl dönüyor? Hocam CF dönerken CF buraya geliyor. Ya da ne bileyim EF dönerken böyleyken bir böyle oluyor, bir böyle oluyor. Ya da buradaki E'yi döndürürken C merkezli, E'yi döndürürken şu şekilde döndüreceğim. C merkezli. Hop şu yarıçaplı bir şey dönmeyecek mi? Dönecek. Sonuçta hep ne diyoruz? Kalem döndürülürken bir nokta etrafında bir daire oluşuyor diye söylemiştik. O zaman burada sanki önemli olan köşegen olacak gibi. O yüzden köşegeni çizmek daha mantıklı gibi. Yani şuradan bir köşegen çizeyim. Hatta şuradan da bir köşegen çizeyim. Hatta şuradan da bir köşegen çizeyim o zaman. Şuradan da bir köşegen çizeyim. Şimdi köşegenleri çizdiğim zaman. Ben burada köşegenleri çizdiğim zaman neyi biliyorum? Şu ağırlık merkezleri arasındaki uzaklık verilmiş mi? Ağırlık merkezleri arasındaki en kısa uzaklık verilmiş. Hocam şuradaki uzunluk verilmiş. İlk önce onu bir kullanayım. Hocam şu ağırlık merkezleri arasındaki uzaklık. Hop şurası. En kısa uzaklık bu. Burada ne yapacağız? Ha, hocam kare bu. 45-45. Burası da 45-45. Eş kare olduğunu biliyorum. Karede köşegenler birbirini ortalıyor. Eş kare ise burada köşegenler de çizgi oldu. Ve şuraya bakacak olursak. Hocam şuradaki uzunluğu 6 vermişlerdi bize. Buradaki uzunluk 6 ise eğer. Tamamı 6 ise. Burada da bir ikizkenar dik üçgen çıktı. Çünkü burada kaçı 90 derece oldu. O zaman 6'yı ben kök 2'ye bölecek olursam. Çünkü dik kenardan hipotenüse geçiş kök attı. Hipotenüsten dik kenara geçişte kök 2'ye bölünmüş hali. 6 kök 2 bölü 2'den 3 kök 2 olarak bulurum burayı. Yani şuraları 3 kök 2 oldu. 3 kök 2, 3 kök 2. Köşegenlerin uzunlukları 3 kök 2 olarak bulundu. Şimdi ben bunu öyle bir döndürme yapacağım ki. Köşegenler arasındaki uzaklık. Ama neyi döndüreceğim? Şimdi şu parçayı döndüreceğim. Ben bunu böyle döndürdüğümde. Dikkat. Şurada siyah bir şeyle çizeyim şunu. Bak siyahla çizeyim. Ben bunu döndürdüğümde şöyle bir döndürme yapacağım. Şu an bu aralarındaki uzaklık nedir? Aralarındaki uzaklık şu an 6. Ben döndürürken bu köşegenler arasındaki uzaklık hikayesini arayacağım ya. O yüzden ben bu kareyi döndürürken bu köşegendeki bu noktanın nereye döndüğüne bakacağım. Hop şöyle bir dönüş yapacak. Böyle bir dönüş yapacak. Şöyle dönüş yaparken buraya gelecek tam dönüşte. Ama ben bunu öyle bir dönüş yapacağım ki şuralara gelecek. Arasındaki uzaklığında 3 kök 6 olmasını arayacağım. Kaç derece döndürsem 3 kök 6 olur diye soruluyor. Mesela şu kadarlık bir döndürme yaptım mesela. En az döndürme soruluyor ya bana. O yüzden. Mesela şu kadarlık bir döndürme yaptım. Bu kadarlık bir döndürme yaptığımda arasındaki uzaklık 3 kök 6 olsun diye söylüyoruz kendi kendimize. Hocam bu dönüş açısı da ne yaptı? Bu buradan buraya gelirken şöyle bir dönüş yaptı. Şurada kaçı kadar döndü? Ve arasındaki mesafenin 3 kök 6 olmasına bakacağım. Bak şimdi. Dikkat. Hocam şuraya bakabilir miyiz? Bak şuradaki üçgene bakabilir miyiz? Buradaki üçgende ne oluştu? Hocam ben bunu döndürürken bu uzunluk buraya geldi. Bu uzunluk zaten 3 kök 2 idi. O zaman burası da ne olacaktır? 3 kök 2 olacaktır. Şimdi şu üçgene bak. 3 kök 2 burada. 3 kök 2 burada. 3 kök 6 burada. Vay. Hocam burası 3 kök 2. Burası 3 kök 2. Burası da 3 kök 6. Bu kök 3 katı değil mi? Bak 3 kök 2'nin kök 3 katı değil mi burası? Evet. Bu nerede vardı? 30-30-120 üçgeninde de vardı. 30-30-120 üçgeninde var hocam. O zaman buradaki açının kesinlikle ama kesinlikle ne olması lazım? 120 derece olması lazım. Bizim buradaki açımız kaç derece? 90 derece. 120 yapması için şu açının 120 derece yapması için buraya kaç derece kaldı o zaman? 30 derece kaldı. Zaten ağırlık merkezleri arasındaki uzaklığı isteniliyordu benden. 3 kök 6 olması isteniliyordu. Ben buradaki çizgiyi buraya getirirsem aralarındaki uzaklık 3 kök 6 olduğunda 3 kök 2, 3 kök 2, 3 kök 6 üçgeni oluştu. Yani 30-30-120 üçgeni oluştu. Bu açı 120 derece oldu.
ama bunu döndürürken böyle şuradaki dönüş açısı kaç derece oldu? 30 derece oldu. En az bu. Hocam başka yerde 30 derece olur muydu böyle? Evet. Sen bunu böyle buraya getirdin ya. Bunu bu tarafa getirdiğin zaman da yine aynı şekilde. Yani şu tarafa getirdiğin zaman da burası 3 kök 6 olacak ya böyle. 3 kök 6 olacak. Yani şurada kaçı 120 derece olduğunda da yani bu buraya kadar döndüğünde de aralarındaki mesafe 3 kök 6 olur. Ama bizden en az dönmesi isteniliyor. Olabildiğince az döndürdüm. Farklı durumlarda yine var. En az sorulduğu için en az döndürüp 30 dereceyi o şekilde bulduk dostlar. Ama bak dikkat et. Soruda ne yaptım? Ağırlık merkezleri arasındaki uzaklık veriliyordu bana. Tamam. İlk baştaki animasyonda ben sana buradaki karenin nasıl döndüğünü gösterdim. Ama orada karenin nasıl döndüğü önemli değilmiş. Ne önemli? Ağırlık merkezleri arasındaki uzaklık 6 birimken ağırlık merkezleri arasındaki uzaklığın 3 kök 6 olması isteniliyor. O zaman ben C noktası etrafında döndürürken yeşil karenin ağırlık merkezinin nasıl döndüğüne bakmam lazım. Yani kare döndürmesi yaparsan kafan karışabilir. Ne yaptım? İşte şuradaki uzunluğu böyle döndürdüm en az. O da 30-30-120 üçgeninden dolayı şuradaki açı 90 derece olduğundan buraya da 30 derece kaldı dedik. Mükemmel bir soru. İşte bu dönmelerde hangi nokta bizim için önemliyse orayı döndüreceksin. Bak çok önemli. Tekrar söylüyorum. Hangi nokta ağırlık merkezleri arasındaki uzaklık soruluyordu. O yüzden ben buradaki ağırlık merkezini yeşil kareyi döndürdüğüm için buraya kadar döndürdüm. Arasındaki uzaklığın 3 kök 6 olduğu duruma baktım. O da 30-30-120 üçgeninde var. Farklı durumlarda da oluyor ama en azı sorulduğu için cevap 30 derece döndürdüğümde oldu dostum. Anlaştık. Olay bu. Evet 24. soruyu böylelikle 30 derece bulduk. Biraz sıkıntılı bir soru gibiydi ama umarım anlayabilmişsinizdir. Çünkü önemli sorulardan biri aslında. Şekil 1'de bir dolabın iki kapağının önden görünümü verilmiştir. Dolabın kırmızı kapağı sağa ve sola doğru hareket edebilmektedir. Kırmızı kapak sağa doğru biraz hareket ettirilip şekil 2'deki konuma getirilirse kare şeklindeki aynanın yarısı gözükmektedir. Kırmızı kapak sonra 2 birim sola hareket ettirildiğinde şekil 2'deki konumundan şekil 3'teki konumuna geldiğinde aynanın görünen yüzeyinin alanı 16 birim kare arttığı görünüyor. Şimdi şekli büyüteyim. Şu hareketi sana canlandırayım. Şimdi şu dolabın kapağını ne yapacağım ben? Hocam şuradan şöyle sağa doğru çektim. Sonra aynanın yarısını görüyormuşum. Kare şeklindeki aynanın yarısını. Sonrasında da 2 birim sola çektiğimde bak çekiyorum şöyle çektim ve aynanın yüzey alanı artmış. Kaç artmıştı? 16 birim kare arttığı görülüyor diyor. Şimdi diyor buna göre diyor aynanın alanı kaç birim karedir diye soruluyor bize. Evet hadi gel bakalım şurada. Kırmızı kapak şekil 2'deki konumu getirse aynanın yarısı gözüküyor. Şimdi bu aynanın yarısı gözüküyor ya. Gözükmeyen kısmını da şöyle şurada göstereyim ben sana. Aynamız aslında böyle değil miydi? Evet. Yarısı gözüküyorsa bu ne demek? Tam köşegenden geçiyor demek. Çünkü tam köşegen iki eşit alanlı parçaya ayırıyor. O zaman aynanın yarısı gözüküyorsa burada iki eşit alan parçası oldu. Sonra ben buradan şuraya getirdiğimde şuraya açtığımda ne oldu? Hemen aynanın gözükmeyen kısmını da şöyle yapayım. Aynanın alanı 16 birim kare arttı diyor. Şekil 2'deki halinden şekil 3'teki haline geldiğinde. Yani ben şu köşegeni çizeyim o zaman. Şekil 2'deki halinde ne vardı? Şu köşegen vardı. Artan alan ne oldu? Önceden sadece şekil 2'de burası gözüküyordu. Sonradan burası artmadı mı? Evet. Buradaki alanı bize vermiş. Bak bu arada ben şu soruyu ÖSYM'nin sorduğu dantelli soru vardı. Televizyonun üstüne asmışlardı. Aynen o soruyu çevirip bu hale getirmişim. ÖSYM bu tür soruları çok seviyor. Lütfen dikkat. Ben de burada sana canlandırdım da nasıl olduğunu da gösterdim de herhangi bir canlandırmada falan sıkıntı yok. Kafanda oluştu. Sadece önceden dikey aşağı doğru çekilmişti. Bu sefer kapağı böyle sürgülü kapağı sağa sola doğru çekmişim. Ondan sonra bu şekli oluşturmuşum. Aynı mantıkla soru. ÖSYM tekrar etmeyi, kendini tekrar etmeyi çok sever. O yüzden bu soruya dikkat. Yani bize diyor ki buradaki alan 16. Hemen şuradaki alanın 16 olmasını kullanacağız. Şöyle göstereyim ben sana buradaki alanı. Neyle göstereyim? Hangi renkle göstereyim? Yeşil renkle göstereyim. Şu yeşil renkli alanı vermiş bize. Ve arkadaş bu dolap dikdörtgen şeklinde ya. Burası 90 derece ya. 90 derece. Hocam burası 90 derece. Ve bu şekil 2'deki halinde bak. Şekil 2'deki halinde böyle. Bu da böyle. Dikdörtgen böyle sağa sola doğru hareket ediyor. Bunlar ne demek? Paralel demek değil mi? Evet bak bu da çok önemli. Bu köşegen olduğunda şu 45 derece bizim için aşırı derecede önemli zaten. Madem şunları da biz birbirine paralel bulduk. O zaman paralelse burası da 45 oldu mu? Oldu. Aynı şekilde 45-45 yönde eşitten dolayı burası da 45 oldu. Ve ben şu alanın 16 olmasını kullanacağım. Şimdi asıl buradaki şey bu. Kırmızı kapakta 2 birim sola hareket ettirildiğinde. Yani şuradan şuraya onu da kaçırmayalım. Her bilgiyi kullanalım. Buradan buraya 2 birim hareket ettiriliyor. Ya buradan çizersek sıkıntı. Ya bu köşeden çizersin böyle ya da bu köşeden çizersin. Gel o zaman buradan çiz. Yani bu uç buraya geldiğinde buradan buraya doğru geldiğinde 2 birim diyor ya bize. Hocam burası 2 birimse. Bak şimdi dikkat. Şurada açımız kaç dereceydi? 45. Ters açıdan dolayı 45. Burası da 45. 2 oldu burası da. Çok güzel. Şimdi ben şunu kullanacağım o zaman. Şuraya da A falan desem mi acaba diye düşünüyorum. A kök yapıyor. Sonra A burası 2 kök yaptı. Bunun kök katı da burası olacak. Ama burada kalan
16 olarak ben şöyle bulabilirim aslında. Şu alanı bulmaya çalışacağım ya. Yeşil renkli alanı bulmaya çalışacağım ya. Hocam şuradan bir dik çizecek olursam. Hop şöyle. Buradan da bir dik çizecek olursam en azından bir dikdörtgen oluşuyor. Sonrasında hocam burası 2 birim kaymıştı. 2 birim burası. 45-45-93 üçgenden. Burası da 2 oldu. Burası da 2. Aynı şekilde burası da 2. Şimdi şu alanı yaz bakalım. 2 çarpı 2 bölü 2. Hocam 2 yaptı burası. Bu alan 2. Aynı şekilde bu alan da 2. Tüm alanı zaten bize şuradaki yeşil alanı 16 vermişti. 2-2-4'ü buradaysa eğer. Bak 2-2-4'ü buradaysa. Tüm alanda 16 ise yeşil alan. O zaman buraya ne kalıyor? 16'dan 4 çıktı. 12 kaldı. Bu alan 12. Burada bir dikdörtgen oluştu. Dikdörtgenin alanı 12 ise ve bir kenarı da 2 ise o zaman bu kenarda 6 mı çıktı kardeşim? Evet. Yani burası da 6 oldu. O zaman ben burada şu köşegen uzunluğunu bulmuş oldum. Ya da şuradaki dik üçgenden de şu kenarı bulup sonra tüm kenara geçebilirsin. Bak 6, 10 yaptı burası. Evet. Karenin bir köşegeni şöyle çizemedim pardon. Karenin bir köşegeni şöyle 10 yaptı. O zaman burası 10'sa. Hocam burası 10 bölü köküdür. 10 bölü kökü dediğimiz nedir? 10 bölü kökü. Çünkü dik kenardan hipotenüse geçiş köklat. Hipotenüsten dik kenara geçişte köküye bölünmüş hali. Hocam 10 kökü bölü 2'den 5 kökü yapar karenin bir kenarı. Bizden ne isteniyor? Hocam bizden istenilen aynanın alanı. Aynanın bir kenarını biz 5 kökü bulmadık mı? Bulduk. O zaman 5 kökünün karesi olacaktır. 5 kökünün karesi de kaç yapıyor? Hocam 25 çarpı 2'den o da 50 yapacaktır. Evet bu da güzel bir soru. Zor bir soru değil. Kolay bir soru gerçekten. Şöyle çözüm de küçüldü. Şöyle göstereyim çözümü de. Aslında çok zor bir soru değil. Kolay bir soru. ÖSYM yine bu soruyla karşımıza gelebilir. Gerçekten çok hoş bir soru. Çok hoş bir soru. Çok hoş. Evet 25'i böylelikle 50 bulduk. Geldik 26. soruya. Bir baba kare şeklindeki arsasını, tarlasını 5 çocuğuna eşit alanlı dikdörtgenlere ayırarak şekildeki gibi paylaştırmıştır. Şimdi burada soru köküne dikkat etmek lazım. Kare diyor. Kare dediği için hocam şu kenarların hepsi ne olacaktır? Birbirine eşit olacaktır. Ben bunları kullanacağım. Güzel. Sonra buna göre dikdörtgenlerden herhangi ikisinin çevreleri oranı kaç olabilir? Şimdi çevreleri oranından bahsediyor. Dikkat et. Orandan bahsettiği için k'lı bir değer vermeme gerek yok bir yere bir başlarken. Mesela ben burada dikdörtgenin kısa kenarından başlayacaktım. K k k diyeyim diyecektim. Hocam burası 3k ise o zaman burası 3k bölü 2 3k bölü 2 olacak. Çünkü bu şuradaki dikdörtgenden dolayı eşit değil mi? Eşit. Ve bunun kare olmasını da kullanacağım. Ama k ile başlamak istemiyorum. Bir de k ile başlayınca burada bölü 2'li değer var. Ben buraya 1 ile başlamayayım da 2 ile başlayayım. Çift sayı olsun ki 2 4 6 oldu burası. 6 şuradaki dikdörtgenlerin alanları eşitse, şu kenarları da ortaksa şunların da eşit olması lazım. Yani şunlar eşit olacak. Alanları eşitse, birer kenarla ortaksa diğer kenarların da eşit olması lazım. O zaman burası da 2 4 6 ise burası kaç oldu az önce arkadaşım? 3 3 oldu mu? Oldu. Karenin bir kenarını kaç bulduk böylelikle? 6 bulduk. Şimdi bu bir kareymiş ve karelerin alanları birbirine eşit demiş. Her bilgiyi kullanacağız. Bak. O zaman ben buraya x diyeyim. X'i sayı değeri olarak bulursam sanki olay bitecek. Buraya ne kaldı o zaman? 6 eksi x mi kaldı? Evet. Şimdi bunların alanları birbirine eşit mi? Eşit. Hocam şunun alanı zaten bunun alanında aynı. Şuraya x ya. 3 çarpı x 3 çarpı x. Hocam burası da aynı şekilde olmak zorunda. Yani bu alan ne? 3x. Bu alan da 3x. Bu alan da 3x olacak. Bu alan aslında 2 ile 6 eksi x'in çarpımı değil mi? Evet. O zaman 2 ile 6 eksi x'in çarpımı 3x olacak. Buradan 12 eksi 2x eşittir 3x. Buradan 12 eşittir 5x yapar. Buradan da x'i ne buluruz? 12 bölü 5 olarak buluruz. Evet x 12 bölü 5 oldu. Şimdi benden ne isteniyor? Buna göre dikdörtgenlerden herhangi ikisinin çevreleri oranın kaç olabilir diye soruyor. Herhangi ikisinin çevreleri oranı mesela şu ikisinin çevreleri oranı 1 olabilir. Ya da bunlar da eş ya. Çünkü birer kenarlar ortak ya. Bunların da alanları eşit. Ya da şu ikisinin oranı da yine 1 olabilir. Baktığın şıklarda 1 yok. Çevreleri oranı 1 olabilir. Evet. Ama şıklarda büyük ihtimalle o yoktur. Bir de çevreleri oranı ne olabilir arkadaşım? Şu ikisinin çevresi. Ya da şununla şunun çevresi. Aynı zaten. Ya da bununla bunun oranı. Aynı zaten. Değil mi? İşte bu oran isteniliyor bizden. O zaman ne yapacağız arkadaşım? Şu toplayacağız. 3 artı x. 6 artı 2 x yapıyor. Burası da x'i de yerine yazalım ama değil mi? Hadi x'i yerine yazalım bakalım. X yerine 12 bölü 5 yazdığında 6 eksi 12 bölü 5 18 bölü 5 mi yapıyor burası? Evet. Şimdi çevreleri oranı. Arkadaş 3 artı 12 bölü 5'ten 2 tane var. Çevre 1 bölü çevre 2. Bir 1 buluruz dedik. Bir de çevre 1 bölü çevre 2. 3 artı 12 bölü 5'ten hemen şöyle yazayım. 3 artı 12 bölü 5'ten 2 tane var. Bölü öbürünün oranı şu. 2 artı 18 bölü 5. 2 artı 18 bölü 5'ten kaç tane var burada da? 2 tane var. Çünkü şu ikisi toplamı 2 artı 18 bölü 5. Bu ikisi de 2 artı 18 bölü 5 çarpı 2'yi oradan yazdım. Bu da olabilir. Şıklarda hangisi varsa. Şimdi dur. En son söyleyeyim onu. İkiler sadeleşti. O zaman 15 27 bölü 5 yaptı burası. 10 28 bölü 5 yaptı. Oranladığımız zaman bölü 5'ler de gitti. 27 bölü 28'e eşit oldu. Şıkta bu varsa bunu işaretlersin. Eğer bu da yoksa hani
çevreleri oranı derken hangisi olabilir diye soruluyor ya. Hocam bunun bunu oranına baktık biz. Tam tersi de olabilir. Şunun şunu oranı da olabilir. Yani cevap biz 27 bölü 28 bulduk ya. Cevap anahtarında 28 bölü 27 de varsa onu da işaretleyebiliriz tabii ki. Hani olabilir dedik. Bak cevap bir 1 olabilir. Bununla bunun oranı ya da bununla bunun oranı ya da şununla şunun oranı ya da bununla bunun oranı şeklinde 1 oluyor. Bunların hep oranladığımda. 1 olabilir. Şıkta 1 yoktur büyük ihtimalle. Ya da şu ikisinin çevresi oranı. Ya da tam tersi bu ikisinin çevresinin oranı diye söyledik dostlar. Artık şıklarda hangisi varsa. Evet güzel bir soru. Bu sefer de dikdörtgende böyle alan paylaştırmayı yaptığımız yine gösterdiğimiz bir soru. Benzerisi sorusu ÖSYM tarafından soruldu. Bu şekilde alan paylaştırma yine karşımıza çıkabilir. O yüzden bu soruya da dikkat. Yani bugünün bu dersinde 23. günün bu dersinde çözdüğümüz sorular gerçekten çok tatlı sınavda çıkmaya aday ve gerçekten sorular da çok hoş. Şimdi gelelim şuraya. ABCD karesi biçimindeki bir kartonun köşeleri ağırlık merkezine gelecek şekilde katlanıyor. Köşeleri ağırlık merkezine gelecek şekilde şöyle 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 katlayıp şekil 2'yi elde etmişim. Şunu elde etmişim. Zaten sen bunu böyle katladın ya, açtığın zaman bak burası. Bu da burası. Bunu da açtığın zaman şöyle şurası. Bunu da açtığın zaman bak burası. İlk şekli elde ediyoruz zaten. Sonra elde edilen bu doğru. Bu dörtgen KM boyunca katlanıyor. O zaman bu alt tarafa geldi. Sadece bu üçgen oldu. Sonra da bu E ve F orta noktası boyunca kesildiğinde alttaki üçgeni atmışım. Şu kaldı elimde. Kesme işleminden sonra kalan son şekilde katlamalar açılırsa elde edilen şeklin çevresi. Vay vay vay. Hadi gel ben sana bu katlamayı göstereyim. Hatta bu katlamanın nesini göstereyim? En son açılmış halini de göstereyim sana. Arkadaş elimde şöyle bir karton var. Şu kartonu al bakalım. Köşeleri böyle ağırlık merkezine gelecek şekilde katlayalım. Katladık. Sonra ne yapıyoruz? Sonra bu köşegen boyunca aşağı doğru katlıyorum. Üçgen oldu. Sonra tam orta noktalarından kesip alttaki üçgeni atıyorum. Attım. Elimde kalan bu şekli ne yapacağım şimdi? Geriye doğru açacağım. Hadi en son yapmam gereken şeyi şimdi geriye doğru açayım. Çünkü bununla ilgili soruyu daha önce yapmıştık. Geriye doğru gel seninle birlikte açalım. Geriye doğru açmada ne yapıyorduk? En son katlamada. Katlama nasılsa ona doğru açıyorum. Ama oradaki kesilen parçayı da orada hayal et. Ben onu kendi çözümümde şey yaparım, hayal ederim. Sen şimdi animasyonda kesilen parçayı böyle geri doğru açayım. En son aşağı doğru katlanmıştı. Yukarı doğru açalım onu. Açtık. Sonra ne yapmıştı? Köşelerden böyle gelmiştik böyle. O zaman onu da köşelere doğru geri doğru açtığımız zaman ne çıktı? Hüseyin'in H'si çıktı. Hüseyin babanın harfi çıktı. H harfi çıktı. İşte buradaki H harfinin nesi isteniliyor bizden? Çevresi isteniliyor dostlar, değil mi? Evet, şeklin çevresi. Ama biz animasyonda gördük nasıl açıldığını da çok iyi bir şekilde anladın, gördün. Ama bunu kağıt üzerine dökmeyi de bilmemiz lazım. Kağıt üzerine de dökelim hadi biz bunu. Hadi dökelim bakalım. İlk önce biz bu şekilde katladık. Bu köşeler buraya geldi. Evet, bu katlamalar yapıldı. Biz katlama gördüğümüz an ne yapıyorduk? Katlamayı geri doğru açıyorduk. Ve ben buranın ne olduğunu biliyorum. Bir kenarının 12 olduğunu da biliyorum. O zaman katlamayı şöyle geri doğru açtığım zaman. Hocam şurayı açtığım zaman şöyle. Hop buraya denk geldi şöyle. Sonra burayı açıyorum böyle. Hop şuraya doğru da denk geliyor. Tamam şunu tam olarak şuraya getireyim. Sonra bunu açıyorum böyle. Tamam buraya geldi. Keşke en sonki şekilde açmayı yapsaydım ya. Neyse şu ilk katlamayı da görün. Bunu da açtığımızda ilk katlama geldi. Arkadaş dikkat et. Üst üste binen kenarlar eşit değil mi? 90 ve karenin köşegenlerinin kesim noktasıymış burası. Buradaki bilgiyi de kullanalım. Arkadaş sen şimdi bunu böyle katladığın zaman üst üste binen açılar birbirine eşit değil mi? Eşit. Hocam burası da üst üste binen açılar eşit. Hatta bunlar kaçar derece oluyor? 45'er derece olmak zorunda. Çünkü niye? Hocam bu kenar buraya geliyor. Bu kenar buraya geliyor. Bak tam köşegenlerin kesim noktasından dikler çizilmiş. Bunlar hepsi birbirine eşit değil mi? Evet eşit. O zaman ben şunların eşit olduğunu biliyorum. İkizkenar dik üçgenler çıkıyor burada. 45-45. Hatta çizgi ise burası da çizgi, burası da çizgi, burası da çizgi, burası da çizgiyi yazdık. Bir kenar 12 idi. Bir kenar 12 ise buranın 6-6 olduğunu biliyoruz. Sonrasında ne yapacağız? Ben buradaki üçgeni de alıp aşağı doğru katladım. Sonra en son bu şekilde karşılaşıyor. Tamam katladığın zaman da sen şunun uzunluklarını yazalım yine de. 6-6 ise burası 6 köklü oldu mu? Oldu. Yani sen bunu katladığın zaman yine burası 6 köklü. Yani şunlar 3 köklü 3 köklü oldu. 3 köklü 3 köklü oldu mu? Burası da oldu. O zaman burası da 90-45-45-90 üçgeni de çıktı karşımıza. Hadi bakalım. En son oluşan şekil bu. Bu şekli açacağız. Anime de gördün. Tamam. Ama biz şimdi kendimiz en sonki oluşan şekilde açmayı da bilelim. Ben şöyle bir ekran fotoğrafını alayım. Kopyala diyeyim. Şuraya da bir yapıştırayım kardeşim şunu. Geriye doğru açılış yapacağız çünkü. Bak şimdi. Şu şekil var elimde. En son bu şekil var. Hadi bakalım. Bu şekilde en sonda biz ne yapıyoruz arkadaşım? Şöyle şu tarafa getireyim. En eski haline geri getiriyoruz şekli. Hocam ilk önce kesilmiş parçayı şöyle bir açalım. Hop açtık. Hop açtık. Şöyle açtık. Ben buraların 3 köklü 3 köklü olduğunu biliyorum. 3 köklüleri yazdım şöyle. 3 köklü burası. 3 köklü burası. Sonra bu aşağı doğru katlanmıştı. Yukarı doğru açalım bunu. Hocam yukarı doğru açtığımız anda şöyle bir şey olacak bu. Değil mi? Yukarı doğru açmak aşırı
aşırı derecede önemliydi. Açtık yukarı doğru. Ama yukarı doğru açınca hop şöyle kesilmiş parçanın simetriğini düşün. Hocam burası kesilmiş parça, hop buraya mı geliyor? Evet, kesilmiş parça burası. Dolu parça burası. Dolu parça benim için önemli. Hemen dolu parçayı da şu renkte göstereyim. Sarı renkte gösteriyorum şöyle. Dolu parça önemli. Ondan sonra ne yapmıştık hocam? Burada köşelerden şöyle bir katlama yapmıştık böyle. Burada da geriye doğru açalım bunları. Hadi geriye doğru açalım. Geriye doğru açtığımız anda bu buraya geldi. Değil mi? Şuraya geldi. Ama hocam bak dikkat. Sen şimdi şuradaki durumu da düşünmek zorundayız. Şu köşegenlerin kesim noktasını da düşünmek zorundayız. Yani şu köşegenlerin kesim noktasını düşündüğün zaman çünkü şu üçgeni buraya getiriyorsun ya, şurada diklik lazım bana. O zaman buradakini şöyle açıyorum. Yani bu doğruya göre simetriğini alıyorum. E hocam o zaman bu doğruya göre simetriğini alınca şuradaki şekli oluşturmam lazım. Aslında burada şu katlamayı aç. Beyaz katlamayı da aç. Beyaz katlamayı açtığın zaman da hop şöyle bir şey olmuyor mu burası? Evet hocam öyle bir şey oluyor. Yani şöyle bir şey oldu. E bizim taralı olan kısım nereye geldi? Taralı olan kısım bak şuraya geldi. Hop şuraya geldi. Ondan sonra alt taraftakini açayım. Alt taraftakini de açtığım zaman hop şöyle hop şöyle. Simetriğine bak şimdi. Ya şuradaki üçgeni şuraya doğru katlamasını açacaksın. Yani şu şuraya gelecek. Ya da buradaki nokta buraya gelecek ya, oradan yapabilirsin. Düşünebilirsin. E hocam bu nokta buraya geldi. Şöyle bir şey oldu. Şuradaki kısım simetriği neresi oldu? Buna göre bu oldu. E o zaman hemen onu da gösteriyorum böyle. Hop bala cup bala cup bala gösterdik. Diğerlerini de hızlı bir şekilde açalım. Hızlı bir şekilde açtım ve katlamasını açıyorum. Şu şekilde oluyor ve katlamasını açıyorum ve şu şekilde oluyor. Burası da böyle. Şu simetriği olan yerlerde bak şurası oldu. Gerçekten bir H harfi çıktı mı karşımıza? Evet hocam H harfi çıktı. Sonra burada uzunluklardan dolayı 3 köklü 3 köklü ya. Hocam şunlar da 3 köklü 3 köklü olur. Burası da 3 köklü 3 köklü olur. Değil mi? 3 köklü 3 köklü. Burası da aynı şekilde 3 köklü 3 köklü. E burada ikizkenar dik üçgenlerden dolayı şunlara 3 3 yazabiliriz. E bunlar da yine aynı şekilde 3 3 olur. E bir kenar 12 idi. Şuraya kadar 6 idi. O zaman burası da kaç olacaktır? 3 olacaktır. E burası 6, burası 6. Buralar da 3 3 3 3 6 6 ve 3 şeklinde paylaştım mı paylaştım. Şimdi dikkat et. Hüseyin'in E'si çıktı burada. Hüseyin'in E'si çıktı. İşte bu Hüseyin'in E'sindeki ne soruluyor bize? Çevre soruluyor. O zaman çevreye bakalım dostum. Şuradan gideceksin. Bu. Şunları şöyle toplayacaksın kardeşim. Şöyle bu sayıların hepsini tek tek toplayacaksın. Ya da ben bu toplamayı yaparken hani dikdörtgenvari şekillerde yapıştırılmış şeklindeyse sonuçta bu dikdörtgenle sonra bu dikdörtgen yapıştırılmış. Sonra bu yapıştırılmış. Sonra burada dikdörtgen yaptım. Burada dikdörtgen yaptım. Bu dikdörtgenler yapıştırıldığında bunların çevresi sorulduğunda ben ne yapıyordum? Hocam bir yatay uzunluklara ayrı bakıyordum. Bir de dikey uzunluklara ayrı bakıyordum. E o zaman burada yataylara bir bakalım arkadaşım. Ya da tamam yataylara bir bakalım. Yatayların toplamı. Hocam burası 3. Sonra burası. Sonra burası. Aa karenin bir kenarı yaptı. Yani burası 12 idi. 12 yap. Şu yataylar 12. Hocam buradaki yataylar da 12 yapıyor. Yani 12. 12 daha 24 yaptı. Evet 12'den 2 tane var. O da 24 yaptı. Şimdi dikeylere bakalım. Dikeylere baktığımız anda hocam şu dikey 12 yaptı. Bu dikey de 12 yaptı. Ama şurada da dikey var. Şurada da dikey var. Burada da dikey var. Burada da dikey var. Elimizde 12 var. 12 var. Artı burası kaç? 3 birim değil mi? Evet. 3, 6, 9, 12 de burada var. Yani 12, 12 ve 12 elimizde var. Yani kaç yapıyor o zaman? 36 yapıyor. Topladığımız zaman çevreyi de kaç buluruz o zaman? O biz yatayları 24, dikeyleri de 36 vurduk. Topladığımız zaman da cevap 60 çıktı mı arkadaşım? Çıktı. Aa sana kalmış. Hocam ben yatay dikey anlamam. Topla kardeşim bunları tek tek. Öyle toplarsın. Tamam mı? Bu çevreyi topladığın zaman da yine sonuca 60 diye ulaşacaksın. Bak kenar kaçtı? 12. Yani çevresi 4x12 olmadı. Kestik ya kağıdı. İçeride fazla uzunluklar oluştu. Şu dikeylerdeki fazla uzunluklar oluştu. Yataylarda şu uzunluk, şu uzunluk, şu uzunluk toplama aynı oluyor. Bak sonuçta şurası oluyor. Yataydaki çevre değişmedi aslında. Sadece dikeyde ne var? 12, 12 burası iken dikeyde sadece şunlar fazlalaştı. Yani 48'e 3, 6, 9, 12 ekleyip o şekilde de bulabilirdin. Ama bu da gerçekten çok hoş bir soru. Çıkar mı? Vallahi bilmiyorum. Benim amacım size her türlü soruya böyle şey yapmak. Hani çıkarsa da görünen görüntü şeklinde de gelebilir. Görünen görüntü de şu şekilde şıklarda şekli de çizebilir. Ya ben sizi her türlü şeye hazırlıyorum. Ya ben burada direkt çıkan görüntü nedir diye sorsam burada bıraksaydım belki daha kolay kalacaktı. Ama ne yaptım? Olayı bir tık daha üst levele taşıyıp size buranın çevresini sordum. Çevresini sorduğumda da önceki bilgilerden bir hatırlatma yaptım. Hani hatırla şöyle dikdörtgenleri yan yana koyduğumuzda bunun çevresini nasıl buluyorduk böyle? Yataylara ayrı bakıyorduk. Dikeylere ayrı bakıyorduk. Yatayları hesaplarken bak hocam bu yataylar toplamı şuraya eşit oluyor deyip sonra dikeylere de ayrı bir şekilde bakıp yapmıştık bir soruda hatırlarsan. İşte bak burada da onu hatırlattım sana. Bu anlamda da güzel bir soru. Ben ÖSYM ayarında bir soru soracak olursam eğer tabii ki aynen soruyu bu şekilde sorardım. En son bu şekilde açtığımızda oluşan görüntü ne olur diye sorardım. Onda da H harfini bulurdum kardeşim. Tamam. Olay bu. Geldik şuraya. Bak. Ya bana bir bak bakayım ya. Kardeş şurayı bir yapar mısın? Allah aşkına. Bak çok güzel bir soru. Gerçekten çok güzel.
güzel bir soru. Bir emek harcamanı da istiyorum aslında. Emek harcayıp da sonrasında ah be demem bile çok hoşuma gidiyor. Çünkü burada güzel şeyler öğreneceksin. Çok tatlı bir soru ya. Mükemmel bir soru ya. Bunu bak 3 sene öncesinde yazmıştım böyle. Gerçekten çok hoş bir soru. Çok da güzel bir mantığı da var. Yani böyle tam şurayı çalıştırmalık bir mantık var aslında burada. Ya o mantığı biraz sonra zaten sen göreceksin. Birlikte bunu çok güzel bir şekilde göreceğiz. Hadi soruya dönelim. Dönelim. Şimdi döndük soruya. Arkadaş durdurdu sen çözüyorsun değil mi? Şimdi de ben çözüyorum. Kenar uzunluğu 3 birim olan kare biçimindeki kartona kenar uzunluğu 1 birim olan dikdörtgenler şeklinde sırasıyla yukarıdan ve sağdan katlamalar yapıyorum. Önce yukarıdan aşağıya katlama yapıyorum. Sonra da ne yapıyormuşum? Sağdan. Sağ taraftan da sola doğru katlıyormuşum. Ve katlama yaptığımda bu oluşmuş. Hatta o katlamayı sen de gör kardeşim. Önce yukarıdan katlıyorum. Arkası yeşil. Bu geldi. Sonra sağ taraftan katlıyorum. Bu geldi. Ve içlerine de 1, 2, 4 ve 2 yazmışım. Ya buradaki yazılan 1, 2, 4 ve 2 ne anlama geliyormuş? Elde edilen karenin içine kartonun o bölümünde kaç kat varsa o sayılar. Bak şimdi. 1, 2, 2, 4 var. Gerçekten öyle mi? Ben bunu böyle katladığım zaman kardeşim. Bak böyle katladığım zaman. Hocam burada sadece 2 kat oluştu. Bak burada sadece 2 kat oluştu. Sonra buradan alıp şöyle bir katlama yapıyorum. Bak burada 2 kat var. Burada da 2 kat var. Dikkat. Burada da 1 kat var. Burada da hala 1 kat var değil mi? Sen buradan da şu katlamayı yapacak olursan. Buradan buraya katlama yapacak olursan. Şuradaki 2 kat. Hocam 2 katın üstüne geldi. O zaman burası gerçekten 4 mu oldu? Evet. Hocam buradaki 1 kat. Buradaki 1 katın üstüne geldi. Burası 2 oldu. Hocam şuradaki 2 kat hala üstüne bir şey gelmediği için aynı mı? Aynı. E burada da en baştaki renk hala duruyor. 1 kat duruyor mu orada? Duruyor. İşte burada bundan bahsetmiş. Kaç tane kat olduğunu gösteriyor bize. Ve buradaki her bir kenar kaç birim? Bak 1 birimken burası 1 birim. Tamamı 3 birimdi ya. Burası da 1 birim oldu. Yani burada bunların hepsi birer birim mi oldu? Yani orada birim kareler oluşturdum. Bak burada kaç tane birim kare üst üste var? 4 tane. Burada 2 tane. Burada 2 tane. Burada 1 tane. Tamam. Şimdi kenar uzunluğu 7 birim olan kartona da aynı katlamalar yapılırsa son durumda soru işareti olan kısma hangi sayı gelir? Yani orada kaç tane kat var demek istiyor soru. Sen burada bunu mu yapacaksın? Hocam buradan bunu çizelim. 1. Sonra buradan buraya katlarım ilk başta. 1. Şöyle. Sonra buradan bunu çizelim. 1. Buradan buraya doğru katlarım. Sonra bu şekilde karşılaşıyorum. Bu şekilde. Sonra hocam burada ne kaldı? 5 kaldı. Bir daha birlik kısım yapacaksın. Bir daha birlik kısım yapacaksın. Bir daha birlik kısım yapacaksın. Orada katlamaları böyle tek tek sayacak mısın? Hayır. Olamaz. Sayma. Sayma. İlk şekli şöyle bir yorumlayalım kardeşim. Burada elimizde sayılar var değil mi? 1, 2, 4, 2. Bu sayılara bakalım. Burada hepsi birim kare değil mi? Evet. Birim kare sayısı 4 tane. Birim kare sayısı 2 tane. Birim kare sayısı 2 tane. Birim kare sayısı 1 tane. Toplam birim kare sayısı geliyor gelmekte oran. Dikkat. Birim kare sayısı kaç tane var burada toplamda? Hocam birim kare sayısı toplamda 4, 2, 2, 1, 9. Birim kare sayısı 9 yaptı. Hocam karenin bir kenarı 3'tü. Bunun alanı da 9 değil mi? Aslında alan demek hani bir kenarı 3 olan bir karenin alanı kaç birim karedir diye soruyoruz ya. Aslında orada kaç birim kareye ayırırız diye soruyoruz. Bir kenarı 3 ise 3'ün karesi 9. 9 birim karedir. Yani biz 3'e 3'lüğü ne yaparız? 9 tane birim kareye ayırırız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bunları 1, 1, 1 şeklinde ayırdığımız zaman. Aslında birim kare mantığı bu. Burada birim kare sayısı var mı? Var. Kaç tane birim kare var? 4 tane. Burada 2 tane. Burada 2 tane. Burada 1 tane. Ya o zaman buradaki alanlar yani bize alanı vermeyecek mi dostum? Alanı ver. Birim kare toplamı alanı verecek. Peki o zaman ben burada şuraya ne yazabilirim kardeşim? Burası hiçbir katlama görmüyor. Bir kere 1. Sonra ben buradan buraya katladığım zaman 1 iken burası ne oldu? Hocam 1 iken 2 oldu. Katlamaya. Sonra bir daha katladığım zaman 2 iken üstüne bir kat daha gitti. 3. Sonra bir tane daha katladığımda 4 oldu. Sonra bir tane daha katladığımda 5 kat oldu burası. Şu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sonra bir tane daha katlama. Buradan buraya yaptığım zaman buradaki sayı 6 mı olacak? Evet. Sen soldan hep geldiğin zaman sonuçta buradaki kat aynı mı oluyor? Sonuçta en son ki buradaki şuradan şuraya bir katlama yapmıyorsun. Hep yukarıdan gelen katlamalar gelecek burada. Hep yukarıdan. Bak buradaki bir kat katlandığında 2 oluyor. Sonra 3 oluyor. Sonra 4 oluyor. Sonra 5 oluyor. En son burada 6 kat olacak. O zaman ben buraya ne yazacağım? 6 yazacağım. Çünkü 6 kat yaptım oraya. Aynı şekilde sen buradan buraya katladığında bak şuradan şuraya katladığında şuradaki alttaki boştu ya böyle katlamada. Sen buradan buraya katladığında 1 iken 2 mi oldu burası? Evet. Aynı mantığı burada da yapalım. Hocam ben buradan buraya bir katlama yaparsam burası 1 iken bir katlama yaptığımda 2 oldu. Sonra 3 olacak. Sonra 4 olacak. Sonra 5 olacak. Sonra bir daha katlama yaptığımda burası da 6 mı olacak? Evet. Sonuçta 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 olmayacak. Ha 6 tane
üst üste olacak. 1'di 2 oluyor. Tamam, ben burada yanlış mı saydım, dur bakayım. 1, 2, 3, 4, 5, 7 birimdi. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, burada yanlış mı yaptım ben? 2 olacak, 3 olacak, 4 olacak, 5 olacak, 6 olacak. Bu 7 birimdi. Evet, evet. En son burası da 6 mı olacak? Bir daha bakıyorum şuraya. Ay, kafam durdu. Pardon, çok pardon. Şimdi bir daha bakıyorum şuraya. Hocam burası kaç birim bir kere? Burası 7 birim olduğunu biliyoruz. 7 birim olduğunu biliyoruz. Tamam, 7 birim ya. Hocam 1 birim burada, 1 birim burada, 1 birim burada. 1, 2, 3, 4, 5, tam 6 oluyor burada. Burada da 1 birim olacak. Ha tamam, en son şu şekle bakacağım zaten ben. En son böyle katladığımda burada duracağım, bu şekil kalıyor. O zaman burada da ne? 6 kat üst üste gelmiş olmuyor mu? Oluyor. Pardon, oyaladım sizi. Burası da 6 oldu. O zaman hocam soru işaretini yerine ne kalacak? Sonuçta ben kaç tane birim kare olduğunu bilmem gerekiyor ya. Kaç tane birim kare vardır burada sorusu aslında 7'ye 7'lik bir şeyin alanı değil midir? Yani toplamda buranın 49 yapması lazım. O zaman 6'sı burada, 6'sı burada, 1'i burada, 13'ü buradaysa 49'dan 13'ü çıkartırsam o zaman kaç kalıyor buraya? Hocam soru işareti yerine 36 mı kalıyor 49'dan 13 çıkartırsam? Evet. Soru işareti olan kısmı da böylelikle 36 olarak bulmuş oluruz gençler. Ya süper bir soru. Bak tekrar söylüyorum. Şuradaki mantık ilk başta şurada yorumladık. Buradaki sayıların toplamı birim kareleri veriyor bize. Birim kare sayısı demek karenin alanı demek. 3'e 3'lük karenin alanı 9. Toplam 9. Bak buradaki birim kare sayısı da 9. Aynı mantığı burada yaptık. Bir katlama, iki katlama, üç katlama, dört katlama, beş katlama yapınca bak şuraya geliyorum. Burada katlamayı yapınca en son buraya geliyorum. Dikkat. Şuraya geliyorum. En son buraya geldiğimde bu bir kere katladım 2 kat oldu. Sonra 3, sonra 4, sonra 5, sonra burada 6 kat olduğu için buraya 6 yazdım. Sonra bir kere katladım burada 2 kat oldu, 3 kat oldu, 4 kat oldu, 5 kat oldu, 6 kat oldu burada. Burada zaten bir katım var. 6, 6, 1'i yazdım. Sonra toplam birim kare sayısı alan olduğu için 7'nin karesi 49. Tüm alan 49. Toplamları 49 olacak. O zaman buraya da kaç kaldı? 36 kaldı. Mükemmel bir soru. Gerçekten çok şahane bir soru. Bak bir şey öğrendin. Yeni bir şey öğrendin. Bu zamana kadar sorulmamış bir şeyi öğrendin. Hiçbir kitapta olmayan bir şeyi öğrendin. ÖSYM sorarsa böyle birim karelerinin üst üste geldiğinde birim kare sayılarının sayılarıyla ilgili bir muhabbet yaparsa hocam birim karelerin toplamı bana tüm alanı veriyor deyip yorum yapacaksın. Benim amacım da zaten o. Daha önceki görmediğim bir şeyi sınav anında ilk defa görürsen eğer ya bu ne ya nasıl yapacağım ya diye afallayıp kalma diye apışıp kalma diye ne yapacağız? Öncesinde ÖSYM'nin sorabileceği soru tekniklerini ben senin karşına çıkartıp bu şekilde işlemi yapmanı sağlıyorum. Ha ben buradaki sayıyı abartmış olabilirim. Üçlükte ÖSYM üçlükte verip de beşliktekini sorabilirdi. Sen tek tek katlamalarla bulabilirdin ama süren 3 dakika olurdu. Ama ben burada ne yaptım sana? Güzel bir teknik öğrettim. Bilerek 7 verdim ki bulmakta zorlanasın diye. 15 versem de artık yapabilirsin. 20 versem de yapabilirsin. Çoğunlukla buradaki birim karelerin toplamının alan olduğunu gördün. Alan şuradaki sayıları da yazmayı da öğrendin. Mesela bu 7 ise burası 6 kat olacak üst üste. Burası da 6 kat olacak. Mesela 15 olsaydı o zaman burası ne olacaktı? 14 kat üst üste gelecekti. 14. 1. O zaman 15 kat dedik ya. 15'in karesi 225 olacaktı burası. 225'ten de bu sayıları da tek tek çıkartacaktın. Hani 14, 14, 1'i çıkartıp oradaki soru işaretini de çok rahat bir şekilde bulabilirsin. Mükemmel değil mi? Yaz yorum. Yaz. Yaptın mı? Yapmadın mı? Düşündün mü? Uzun mu yoldan mı yaptın? Soru nasıl? Tatlı mı değil mi? Bir an ben de şöyle şurada bir afalladım ama bazen kendi yazdığımız sorularda da afallayabiliyoruz ama çok şahane bir soru. Ve geldik 29'a. Klasik bir soruyla kapanışı yapacağım. Arkadaş normalde yeni nesille kapanış yapılması lazım ama bu da ÖSYM'nin sorduğu bir soru olduğu için bunu da yapmak istedim açıkçası. Şimdi bu soru zamanında çıktığında o senenin en zor sorusuydu. Burada bu karenin köşegen uzunluğunu sormuş. ÖSYM karenin alanını sormuştu. Bakalım burada ne yapacağız? Arkadaş burada 24 ve şey verilmiş. 24 ve 4 alanları verilmiş. Ne yapacağız arkadaş? Şuraya baktığımız zaman bu soruyu zor yapan ne biliyor musun? Hocam oran var, alan dağıtayım bari. Şuradaki oranlamaları bulup alan dağıtabilirim mantığı düşünüyorsunuz. Evet çok doğru, çok mantıklı düşünüyorsun. Buradan ne yapıyorsun? Bu oranı kullanmak için ya buradan kelebek oluşturacaksın böyle şöyle ya da buradan ne yapacaksın? Hocam şuradan içeri doğru paralel. Tabii ki bu daha mantıklı. Paralel çizdin. Kelebek oluştu. Şurada bir kelebek oluştu. Şurada da bir temel orantı hatta ortaban oluştu. K iken burası 2K oldu ama şuradaki oranı biliyor muyuz dostlar? Bilmiyoruz. Oran yok burada. Vay. Oran yok burada. Hocam buradaki oranı ben nasıl halledebilirim? Buradaki oran nasıl halledilebilecek? Burada bir oran yoksa biz alanda neyi düşünüyorduk? 5 yıldızlı alanı. Özellikle ve özellikle düşün paralel kenarda. Şurada bir oran yoksa mutlaka şu üçgene dikkat edin diye söylemiştim. Alan sorularında zaten sıkıştığınız zaman 5 yıldıza gidin diye paralel kenarda söylemiştim. Kare de bir aynı zamanda paralel kenarın özel bir hali. O yüzden o tür sorular bak burada da karşımıza çıkabiliyor. Burada o zaman burada oran olmadığı için alan dağıtma
bagajımı yapamayacağım ve oranı da bulamıyorum. O yüzden burada bunun 5 yıldızlı alan olması muhabbetini düşüneceğim. Yani bu alan tüm alanın yarısı olmasını düşüneceğim. O zaman buradaki eşitliği nasıl kullanacağız? Orada da temel yapıyı kullanacağız. Bak, buradaki alana ben bir A dersem, kırmızıyla başlıyorduk çözüme, hep kırmızıyla devam edelim. Şuradaki alana A dersem, tamam, karenin alanının yarısı A artı 24. Karenin alanı böylelikle kaç yapar? 2A artı 48 yap. Hocam şuradaki eşitliği kullanmak istiyorum. Bu da temel yapılardan bir şey zaten. Temel yapılarda şu alan da tüm alanın 4'te 1'i değil mi? Evet. Karenin alanının 4'te 1'i de A artı 4. Karenin alanında ne yapacak? O zaman 4 katı olacak. Yani 4A artı 16. Her ikisi de karenin alanına eşit olduğu için bunlar birbirine eşittir. Dolayısıyla buradan 2A eşittir. 2A eşittir ne geliyor? 48 eksi 16'dan 32 geliyor. A'yı da buradan kaç buluruz? 16 buluruz. Yaz A yerine 16'yı. 16'yı yazdığında ister 4'te 1'inden git ister yarısından git. Fark etmez. 16, 24 daha kaç yaptı? 40 yaptı. 40'ın 2 katı. Bu tüm alanın yarısı ya. Ya da gel burada yerine yaz kardeşim. 16'yı yazdın. 32. 32 artı 48 kaç? 80 yapıyor dersin. Ya da 16. Bir dakika. 16 mı yazacağız? 16, 32. 32 ile bunu topladığın zaman 80 yapıyor. Karenin alanı diyebiliriz. Sonra 16 ile 24 topladın. 40. 40 da yarısı ya. Karenin alanında kaç yaptı o zaman? 40'ın 2 katı 80 olacak. Karenin bir kenarı A'ysa, karenin köşegen uzunluğu isteniyor. Alanda 80 ise eğer, A kare eşittir 80'den. A'yı buradan kök 80 buluruz. Bu da 16 çarpı 5. 16 dışarıya 4 diye çıkar. O zaman bu 4 kök 5 eşit oldu. Karenin bir kenarını ne bulduk dostum? 4 kök 5 bulduk. 4 kök 5. Benden ne isteniyor? Köşegen uzunluğu isteniyor. Al sana köşegen uzunluğu. İkiz kenar dik üçgen. X de neye eşit olacaktır? 4 kök 5'in kök katına eşit olacaktır. Yani cevap 4 kök 10 çıkar. Evet, örnek 29'u da böylelikle 4 kök 10 bulduk. Çok güzel bir dersti. Gerçekten çok güzel bir dersti. Zorlayıcı sorular var mıydı? Evet, biraz vardı. Ama o zorlayıcı soruları da kolaylaştırmak için elimizden geleni yaptık. Bu tarz soruları da bilmemiz lazım. Gerçekten bilmemiz lazım. Özellikle karede, dikdörtgende ÖSYM'e önem veriyor. Ama buradaki yazdığımız soruları ne diyorduk? Çarpı 3, çarpı 4 diyorduk. Yazdığımız sorular dikdörtgende de gelebilir. Paralel kenarda da gelebilir. Özellikle yeni nesil sorulardaki sorular. Diğer konularda da gelebilir. Yani buradaki çözdüğün sorular seni nerede de geliştiriyor? Diğer konularda da geliştiriyor. Öyle düşün yani. Bilerek zamanında böyle çok bunalma diye eşkenar dörtgende bunun sorusunu yazmadım. Ya da paralel kenarda böyle bir sorular yazmadım. Aynı sorular paralel kenara da dikdörtgene de uyarlanabiliyor. Bilerek sonlara doğru yazdım ki yani daha iyi bir şekilde, çünkü geometride zaman ilaç ya, zaman ilerledikçe daha iyi bir noktaya geliyorsun ya. Şu an daha iyi bir noktada olduğun için bu sorulara hazırsın diye bu soruları senin önüne çıkarttım. Bazen de şurayı zorlamak lazım. Belki yüzde bu dersin şeyini anlamış olabilirsin. Yani yüzde yüzlüğünü anlamamış olabilirsin. Önemli değil, ama sonrasında dönüp bir daha baktığında yani %100'e yakın kısmını anlayacaksın. %80'ini bile anlasam benim için önemli, senin için de çok önemli. ÖSYM çünkü buradaki sorduğumuz soruların yarısı ayarındaki soruları belki soracak. O yüzden buradaki önemli olan bazı mantıkları, soruda verdiğim mantıkları kafanda tasarlayabilmen, o mantığı anlayabilmen önemliydi. O mantığı da sana anlatabildiğimi düşünüyorum. İnşallah sana da geçmiştir bir şeyler. Evet gençler, böylelikle 23. günü bitirdik. İşin en zevkli kısmına geldik. Evet, bitmiş. Nereye geldik? Hemen sayfa numarası 3'ü açıyoruz ve hop şöyle bir tikimizi atıyoruz. 23. günde bitti. Ya mavi yapalım. Şöyle 23. günü de bitirdik. Kitabın yarısı da bitti bu arada. Yani sayfa numarası olarak baktığımız. Sonra diğerine bakıyoruz. Hocam şurası da bitti. Tik atalım. Ödevimiz var mı diye bakıyoruz. Tabii ki var. Nedir? Soru bankası. Arkada görüyorsun o soru bankasındaki sayfa numarası 118 ve 127'yi çözüyorsun. Sonra haftalık programa bakalım. Şöyle haftalık programda da dikdörtgen ve kare bitti. O zaman sen 12. haftayı bitirmiş bulunuyorsun. Hayırlı uğurlu olsun. Ödevlerin de dikdörtgen ve karedeki ödevlerin. Yani şuraya bakıyorsun hemen ödevlerine. Ödevler dikdörtgende neydi? Hocam şurasıydı. 108'den başlıyorsun. 127'ye kadar gidiyorsun. Evet, biraz soru fazla yoğunluğu var. Ama dik üçgendeki gibi. Dik üçgende ne yaptıysak aynı şeyi. Burada da önem verdik dikdörtgene ve kareye. Çünkü ÖSYM'de çok önem veriyor. Evet gençler, böylelikle 23. günü bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki günde, 24. günde yağmur konusunda görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşça kal. Feel this, I let him feel this. You know, I spit it, no cap when I kill this.